Ben ötesi psikolog Abraham Maslow bir keresinde insan hayatının nihai amacı olabilme becerisinde olduğunuz her şeyi olabilmektir diye yazdı. Bir insan olarak sizin amacınız potansiyelinizi gerçekleştirmek ve kendiniz için belirleyebileceğiniz her hedefe ulaşma olmalıdır. Sizin amacınız hayatınızın her alanında kendinizden alabileceğiniz en fazla verimi almak olmalıdır. Bazı insanlar hayatlarında çok az şey başaran büyük çoğunluğun aksine hayatlarında çok ciddi ölçüde şeyler başarırlar. En yüksek seviyede performans gösteren ya da kendini gerçekleştiren bu insanlar sıradan insanlardan daha fazla para kazanıyor, daha iyi ailelere, arkadaşlara ve ilişkilere sahip oluyor, daha yüksek sağlık ve enerji seviyelerinin tadını çıkarıyor, alanlarında çok daha büyük başarı, saygı ve prestij elde ediyor ve daha uzun, daha mutlu hayatlar yaşıyorlar. Bu hepimizin hedefi olmalı. Yüksek performansın belirleyici faktörü. Yüksek performans gösteren insanlarla düşük performans gösteren insanlar arasındaki tek fark sahip oldukları alışkanlıklardır. Yüksek performans gösteren, başarılı, mutlu insanlar hayatlarının her alanında onları sürekli olarak ileriye doğru yönlendiren alışkanlıkları geliştirmek için gerekli zamanı ayırmış ve kendilerini bunun için disipline etmiş olanlardır. Diğer yandan başarısız ve mutsuz insanlar bu alışkanlıkları henüz geliştirmemiş olan insanlardır. İyi haber şu ki arzu edilir ve gerekli olduğunu düşündüğünüz her alışkanlığı ve davranışı öğrenebilirsiniz. Bu konudaki tek sınırlama sizin kendi kendinize koyduğunuz sınırlamadır. Ve sormanız gereken tek soru da bunu ne kadar çok istiyorum sorusudur. Eğer yeterince uzun süre ve yeterince sıkı bir şekilde kendi üzerinizde çalışmaya gönüllüyseniz, kendinizi olma kapasitesinde olduğunuz o mükemmel türden insan haline getirmek üzere şekillendirebilirsiniz. Geçmişte neyi yapmış ya da yapamamış olursanız olun, istediğiniz an geçmiş hayatınızla aranıza bir çizgi çekebilir ve geleceğinizin farklı olacağına karar verebilirsiniz. Bunu yapmaya farklı şeyler düşünerek, farklı kararlar vererek, farklı eylemlerde bulunarak ve sizi kaçınılmaz olarak sizin için mümkün olan başarıya götürecek farklı alışkanlıkları geliştirerek başlayabilirsiniz. Kişisel stratejik planlama. Bir iş için stratejik bir planlama yapmanın amacı öz sermaye getiri oranını artırmaktır. Bu planlama bir iş veya işletmenin elde ettiği finansal sonuçları iyileştirmeyi amaçlar. Aynı şekilde kişisel stratejik planlamanın amacı da enerji getiri oranını artırmaktır. Yani hayatınızın getiri oranını artırmaktır. Amacınız hayatınızı, hayatınıza yatırımını yaptığınız zihinsel, duygusal ve fiziksel öz sermaye üzerinden mümkün olan en yüksek getirileri alacak şekilde yeniden düzenlemek olmalıdır. Hedefiniz zamanınızı her gününüzün her saatinde yaptığınız her şeyden en büyük miktarda keyfi, tatmini ve ödülü alacak şekilde kullanmak olmalıdır. Ve bu tamamen sizin kontrolünüz altındadır. Potansiyelinizi maksimuma çıkarmak için kişisel stratejik planlama yapma alışkanlığınızı geliştirmelisiniz. Her alanda mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeye garantilemek adına hayatınızı önceden enine boyuna düşünmek ve planlamak için gereken zaman, gayret ve emek yatırımını yapmalısınız. Kişisel stratejik planlama yaparak gelecek yönelimli olma ve uzun vadeli perspektif sahibi olma alışkanlıklarını geliştirirsiniz. Bu alışkanlıklar sizin hayatınızın ileri safhalarını düşünüp planlamanıza ve gelecekteki belirli bir noktada tam olarak nerede olmak ve neyi başarmış olmak istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Uzun vadeli düşünün. Uzun vadeli hedefleriniz konusunda ne kadar net olursanız, hedeflerinize belirlediğiniz zamanlarda ulaşmayı garantilemek için kısa vadede o kadar iyi ve doğru kararlar verirsiniz. Örneğin eğer 10 ila 20 yıl içinde kendi çabalarınızla bir milyoner olmaya karar verirseniz, bunu uzun vadeli finansal hedefiniz olarak belirlemiş olursunuz. Sonra mevcut durumunuzun bir değerlendirmesini yaparsanız ve bugün ne kadar varlığa sahip olduğunuzu belirlersiniz. Bugün bulunduğunuz noktadan gelecekteki belirli bir tarihte olmak istediğiniz nokta arasında bir çizgi çeker ve kendinize tanıdığınız zaman zarfı içinde bu hedefinize tam olarak nasıl ulaşacağınızı gösteren bir yol haritası planlarsınız. Kural şudur. Hedefiniz konusunda net ve kesin olun ama ona ulaşma sürecinde esnek olun.
Uzun vadedeki hedefinize ulaşma yolunda birçok şeyin değişme olasılığına açık olun. Hedefiniz net olduğu sürece esnek ve açık görüşlü olmayı sürdürebilirsiniz. Yeniden değerlendirmelerde bulunabilir ve farklı yöntemleri deneyebilirsiniz. Geri bildirimler isteyebilir ve kendinizde bazı düzeltmeler yapabilirsiniz. Engellerin üzerinden, etrafından ve içlerinden geçebilir ve hatta tamamen farklı bir yöne gitmeye bile karar verebilirsiniz. Bu, bulunduğunuz noktadan uzun vadeli bir hedefe gitmenin normal ve doğal bir sürecidir. Hedeflerinizi her gün gözden geçirin. Her gün hedef belirleme alışkanlığını geliştirin. Daha önce de önerdiğim gibi bir defter alın ve her sabah güne başlamadan önce mevcut hedeflerinizi şimdiki zaman kipi kullanarak onlara çoktan ulaşmışsınız gibi yeniden yazın. Hedeflerinizi kendi ellerinizle yazmak, onları bilinçaltı zihninizin giderek daha derinlerine programlar. Bu da sizi hedeflerinize doğru ilerleten her türden harika şeyin olmasını ve bazen son derece olağanüstü tesadüfler sayesinde olmak üzere hedeflerinizin de size doğru çekilmesini sağlar. Her gün hedef belirleme alışkanlığı sizi hedeflerinize doğru mümkün olabileceğini hiç düşünmediğiniz bir hızla ilerleterek potansiyeliniz üzerinde bir tür turbo şarj görevi görür. Eğer bu tekniği sadece 30 gün boyunca uygularsanız tüm hayatınız pozitif yönde değişir. Bugünden bir ay sonra size olanlar karşısında şaşkınlık içinde olursunuz. 10 Hedef Alıştırması. Kişisel stratejik planlama konusunda benim en sevdiğim alıştırma, hedef belirleme sürecinin tamamını faaliyete geçirir ve çarpıcı sonuçların alınmasına yol açar. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim, ki şimdiye kadar 24 ülkede seminer verdim, seminer katılımcılarıma şu alıştırmayı veriyorum. Bir kağıt çıkarın, gelecek sene için olan 10 hedefinizi şimdiki zaman kipi kullanarak yazın ve sonra da kağıdı bir kenara bırakın. Tıpkı yeni yıl için yaptığınız bir dilek listesi gibi. Seminer verdiğim o şehirlere ve ülkelere yeniden gittiğimde bu tavsiyeye uyan insanlarla karşılaşırım. Bu insanlar benim dünya genelimde verdiğim seminerlerde yanıma gelirler ve bana bu basit alıştırmanın hayatlarını değiştirdiğini söylerler. Onlar genellikle yaptıkları listeyi bir kenara bırakmış ve ona bir yıl boyunca hiç bakmamış olurlar. Onu ellerine aldıklarındaysa o süre zarfında yazdıkları hedeflerin ne kadar büyük bir bölümünün gerçekleştiğini gördüklerinde hayrete düşerler. Hedeflerinizi yazmak, onları bir defaya mahsus bilinçaltı zihninize programlar ve süper bilinçli zihninizin yetilerini faaliyete geçirir. Onları her gün yeniden yazmaktansa o hedeflere ulaşma sürecinizi hızlandırır. Hedeflerinizi her gün bir kağıda yazdığınızda onları bir kereye mahsus yazmanın etkisini 10, 20, 50 ve hatta 100 kat artırırsınız. Bunu yaptığınızda zihninizi hedeflerinize ulaşmak için harika fikirler üretmeye teşvik edersiniz. Dayanamayacağım, burada araya gireceğim artık, beni eskiden beri tanıyanlar bilir. Deminden beri gireyim diyorum. Dostlar, bu hedefleri yazmak gerçekten çok önemli. Bunu bir edebi paragraf gibi yazmayı anlamayın lütfen. Çok basit cümlelerle bir alışveriş listesi tutar sadelikte yazabilirsiniz. Bu gerçekten çok önemli ve bu evrene mesaj gönderip bütün zenginliği evrenden bekleyen çok iyi niyetli ve saf arkadaşlarımız var ya, onların yaptığı teknik değil bu. Bu gerçekten bilimsel tarafları olan bir şey, tecrübeye dayanan bir şey aynı zamanda. Bunu detaylı olarak Milyoner Aklının Sırları zannederim o kitaptı. Bakayım kitaplığıma. Evet, Milyoner Aklın Sırları'nda yer yer girdiğim aralardaki yorumlarda bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. İnsanın çok büyük bir zaafı unutmak. Aynı zamanda çok büyük bir nimet unutmak. Çünkü unutmamız gereken bazı şeyler olabilir geçmişte. İşte suistimaller, kötü ailede büyüme, şiddet, savaş, bir dünya şey. Onları unutmazsa insan mutlu olamaz hayatı boyunca, unutmalı. Ama bu ne yazık ki bıçağın iki yüzü gibi keskin. Bunu aynı zamanda kötülüğümüze de kullanıyoruz, unutma alışkanlığını. Alışkanlık değil aslında bu, unutma tabiatımızı olan unutma güdüsünü kötüye de kullanıyoruz istemeden. Yazmak bizim unutmamızı engelleyecek olan bir şey. Ve bir şey unutmadığınızda, sürekli aklınızda kaldığında ona ulaşmak için
daha önceden göremediğiniz yolları görmeye başlayacaksınız. Bunu tıpkı bir araba modeline kafayı takmış ve o markanın o modelini yakın bir zamanda almak için derin araştırmalar yapan, blogları okuyan, forumlarda gezen bir insan, bu işlemlere başladıktan sonra artık trafikte eskisine nazaran daha fazla sayıda o modelde arabayı fark edecektir. Halbuki o arabaların trafikteki oranı aynıydı. Bu arkadaşımız neden eskiye nazaran daha fazla fark etmeye başladı? Buna algıda seçicilik diyor psikologlar. Bir şeye ne kadar odaklanırsanız o sizin gözünüze o kadar daha fazla görünür olmaya başlar. Beynimiz gün içerisinde çevreden gelen bütün dataları, verileri, doneleri hazmetmek istemediği için, bu büyük bir yük olacağı için ve kullanmayacağı bilgi gereksiz olacağı için hepsini filtreler. Yani dışarıdan aslında biz gördüğümüz zannettiğimiz çoğu şeyi görmeyiz, dikkat etmeyiz. Ta ki biz o belirli spesifik şeye odaklanana, onu araştırana kadar. Yazmak da bundan dolayı önemli. Bir hedefi yazıp her gün yazmak, burada ben böyle bir şey yapmadım, sadece hedefimi yazıyorum ve bir defterde tuttuğum da var. Bilgisayarımın ekranının yanına, duvara ya da kitaplığımın yan kısmına kağıtla yapıştırdım ve her gün görebildiğim şekilde küçük bir post-it'te olan görünür hedeflerim de var. Onları her gün, hem de günde birkaç sefer gördüğümde zihnim onu unutmaya pek izin vermiyor. Unutmadıkça da, yemek yerken, çay içerken, dışarıda yürüyüş ya da koşu yaparken, alışveriş yaparken zihnimde eskisine nazaran daha fazla yer işgal ediyor ve o hedeflerin işine yarayacak, o hedeflerin gerçekleşmesi için, benim onlara ulaşmam için gerekli olan araç gereçlerin daha fazla görünür olmasını, çevredeki görünür arabalar gibi ya da zihnime gelen yeni düşünceleri, fikirleri daha net ve sayıca fazla olmasına gerçekten sağlıyor bunu. Bu evrene mesaj gönder olur gibi böyle ne dini ne bilimsel hiçbir temeli olmayan, ki bana göre bu dünyada bir hakikati, doğruyu, bir gerçeği ya bilim ispatlamalı, bana göre bilimsel ölçümlerle, metotlarla, deneylerle, ya da inandığım dinin sağlam kaynakları bunu bana söylemeli. Bilimin ispatlayamayacağı pek çok şey var. Başka pek çok yanlış inancın ve dinin de bana kabul ettiremeyeceği pek çok şey var. Sadece ben kendi inandığım dinin sağlam kaynaklarının o kaynaklara referans verilerek yapılmış gerçek olmalı ya da bilimsel bir gerçek olmalı. Bunun dışındaki temenniler, hülyalar, fantaziler, rüyalar, dilekler, altı boş. Altı tamamen boş. O nedenle onlar işe yaramaz. Ama Brian Tracy'nin burada önerdiği bu pratik alışkanlık, yazmak, hedeflerinizi her gün yazmak ya da benim yaptığım gibi hedefinizi bir kere küçük bir kağıda yazmak ve her gün görebileceğiniz, hatta birkaç kere görebileceğiniz, tercihen yattığınız yerde bir kitaplığınız varsa ya da pencere kenarına, sık görebileceğiniz bir yere, iş yerinde bilgisayarınızın kenarına bir yere koymak. Her gün defalarca görmeniz gerekir o yazdığınız hedefi. Bu bir sayı olabilir, rakam olabilir, para miktarı olabilir, borsadaki lot sayısı olabilir, her şey olabilir. Burada yorum yapma istememin nedeni, bu evrene mesaj göndermekle çok birbirine benzer şeyler olduğundan dolayı, hani arada karıştıran olursa aslında benzemekle beraber büyük temel bir farklılık olduğunu anlatmak için araya girdim. Biraz da haddinden fazla konuştum ve devam edeyim. Aa bak, kaldığım yerden çekim yasasına giriyor. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Bir cümle geriden başlayacağım ve ondan iki cümle sonra zaten burada çekim yasasına değinmiş. Hedeflerinizi her gün bir kağıda yazdığınızda onları bir kereye mahsus yazmanın etkisini 10, 20, 50 ve hatta 100 kat artırırsınız. Bunu yaptığınızda zihninizi hedeflerinize ulaştırmak için harika fikirler üretmeye teşvik edersiniz. Evet, tamamen katıldığım yer burasıydı. Zihni teşvik etmek, bu oluyor. Gerçekten oluyor. Çekim yasasını aktive eder ve size en olağanüstü şekillerde yardım dokunacak insanları, durumları, fikirleri ve kaynakları hayatınıza çekmeye başlarsınız. Vay anasının gözü. Tam da az önce bahsettiğim şey. Tabii ki çoğu zaman olduğu gibi dostlar, ben buraları şu an seslendirirken ilk defa okuyorum. Aylar önce elimden bırakmıştım bu kitabı.
size seslendirmeden önce her seferinde bunları okuyacak olsam benim delicesine zamanım gider. O yüzden sizinle beraber aynı anda okuyorum. Demek istediğim şey, hiç buraları görmemiştim yani yorum yaparken. Araya girdim ya, tekrar bir cümle geriye alayım. Kopma olmasın diye. Çekim yasasını aktive eder ve size en olağanüstü şekillerde yardımı dokunacak insanları, durumları, fikirleri ve kaynakları hayatınıza çekmeye başlarsınız. Küçük bir parantez, az önceki verdiğim örnekte almak istediğiniz arabayı daha sık görmeye başlamanızın Brian Tracy'ce izahı bu, bana göre bu cümle. Uygunluk yasası sayesinde dışınızdaki dünya sizin iç dünyanızın bir yansıması haline gelmeye başlar. Bunun için çaba bile göstermeden zamanınızın çoğunda hedeflerinizi düşünmeye başlarsınız. Ve hedefleriniz hakkında ne kadar çok düşünürseniz onlara doğru o kadar hızlı ilerlersiniz ve onlar da size doğru o kadar hızlı bir şekilde ilerler. Vay! Men talebe vecette vecede. Arapça bilmesem de bu sözü biliyorum. Aranızda bilenler yorumlara yazsın. Bilmeyenler de bilmediğini yazsın, gerçekten merak ediyorsa. Ben de ne olduğunu yazayım. Ya da ben görmezsem bilen birisi soranın yorumuna cevap yazsın. Men talebe vecette vecede. Ve hedefleriniz hakkında ne kadar çok düşünürseniz, onlara doğru o kadar hızlı ilerlerseniz ve onlar da size doğru o kadar hızlı bir şekilde ilerler. Burada belirtilen hakikati başka yazarlarda da gördüm. Mesela reklam dünyasını çok yakından tanıyacağı, kimdi o arkadaşımız ya? Philip Kotler diyeceğim ama o değil. Onunla benzer içerikte kitaplar yazan Al Rice var. Al Rice diye yazılıyor, Al Rice. O da yine reklamcıların, pazarlamacıların yakından tanıdığı bir yazardır. Onun Focus diye bir kitabı var, Odak. Alt başlığı da şirketinizin geleceği buna bağlı. Kitaplığımda var. Tamamen buna odaklanmış, bu konuya değinen, sadece bu konuya değinen bir kitap. Aynı zamanda davranışsal psikolog Daniel Goleman, onun Odak diye bir kitabı var. Gerçekten de neye odaklanırsak orada büyüyoruz, orada gelişiyoruz. O yüzden hedefleri bir yere yazmak ve üzerinde düşünmek önemli. Çünkü bu şeyler, bunu yapmak, odaklanmak. Hadi devam edelim. Uygunluk yasası sayesinde dışınızdaki dünya sizin iç dünyanızın bir yansıması haline gelmeye başlar. Bunun için çaba bile göstermeden zamanınızın çoğunda hedeflerinizi düşünmeye başlarsınız. Ve hedefleriniz hakkında ne kadar çok düşünürseniz onlara doğru o kadar hızlı ilerlersiniz ve onlar da size o kadar hızlı bir şekilde ilerler. Sonuçta tüm hayatınız daha iyi yönde değişmeye başlar. Kağıt üzerinde düşünün. Enerji getiri oranınızı artırmak için geliştirebileceğiniz en önemli alışkanlıklardan biri kağıt üzerinde düşünme alışkanlığıdır. Düşünürken, planlama yaparken ve organize ederken her zaman elinizin altında bir kalem bulundurun. Bir şeyleri kağıda dökmek düşünüşünüzü berraklaştırır ve fikirlerinizi netleştirir. Kafa ve el arasında mucizevi bir şey meydana gelir. Bir şeyi yazma eylemi sizin görsel, işitsel ve kinestetik duygularınızı etkinleştirir. Yazdıklarınızı görür, bunları kendi kendinize söyler ve fiziksel olarak sözcükleri kağıda yazarsınız. Bu üçünün birleşimi, yazmakta olduğunuz şeyi bilinçaltı zihninizin giderek daha derinlerine yerleştirir gibi görünür. Bu, ardından gelen düşünceleriniz, hisleriniz ve davranışlarınız üzerinde çok büyük bir etki yapar. Başarılı insanların çoğu kağıt üzerinde düşünür. Başarısız insanların çoğuysa bunu yapmaz. Her güne bir listeyle başlayın. Her güne o gün yapmanız gereken her şeyin bir listesini yaparak başlama alışkanlığını geliştirin. Günlük listenizi yapmak için en iyi zaman bir önceki günün bitimini takip eden akşamdır. Bu, siz uyurken bilinçaltı zihninizin tüm gece boyunca faaliyetler listeniz üzerinde çalışmasını sağlar. Ve bilinçaltı zihniniz gece boyunca listeniz üzerinde çalıştığında sabah genellikle kafanıza bazı anlayışlar, fikirler ve sorunlarınız için çözümlerle kalkarsınız. Çalışmaya başlamadan önce listenizde net öncelikler belirleme alışkanlığını geliştirin. Bir köpeğin oradan geçmekte olan bir arabayı kovalaması gibi ne yapacağınızı tam olarak bilmeden öylesine güne atılmak yerine listenizi organize etmek için birkaç dakika ayırın. Yatırımını yaptığınız zaman miktarı için size en yüksek enerji getiri oranını sağlayacak görevleri ve faaliyetleri belirleyin. Kendinizi odaklı tutmak için 5 soru.
Aşağıda size zamanınızı daima en iyi şekilde kullanmanız için yol gösterecek ve birer alışkanlık haline gelene kadar kendinize tekrar tekrar sorabileceğiniz 5 soru bulacaksınız. 1. Ben neden maaş alıyorum? Öncelikle kendinize ben neden maaş alıyorum sorusunu sorun. Ben neyi başarmak için işe alındım? İşimde benden beklenen belirli ve ölçülebilir sonuçlar neler? Eğer birisine işimde bana neden para ödediklerini açıklamaya çalışsaydım hangi sebepleri söylerdim? Çoğu insan sadece iş yerinde olduğu için çalışmakta olduğunu düşünme alışkanlığına kapılır. Onlar bir takım faaliyetlerde bulunmayı başarılar elde etmekle karıştırırlar. Bu insanlar genellikle önemi giderek azalan şeylerin daha çoğunu yaparak gün boyunca meşgul kalırlar. Günün sonunda çok yorgun veya stresli olduklarını iddia ederler ama başardıkları çok az şey olmuştur. Onlar kendilerine ben neden maaş alıyorum sorusunu sormazlar. 2. Benim en değerli faaliyetlerim neler? İkinci olarak benim en değerli faaliyetlerim neler sorusunu sorma alışkanlığını geliştirin. Sizin her gün yaptığınız en önemli şeyler nelerdir? Tüm faaliyetleriniz, görevleriniz ve potansiyel sonuçlarınızdan oluşan bir listeyi alıp patronunuza götürecek ve yaptığınız en önemli 3 şeyi seçmesini isteyecek olsaydınız o ne derdi? Eğer siz kendi kendinizin patronuysanız, genellikle işinize kattığınız değerin %90 veya daha fazlasının nedeni olan sadece 3 görev ya da faaliyet bulunduğunu unutmayın. Yaptığınız diğer her şeyin hemen hemen tamamı o 3 görev için destek sağlayan faaliyetlerdir. Sizin işinizde yaptığınız en değerli 3 şey nedir? 3. Sizin ve sadece sizin yapabileceğiniz şey nedir? Üçüncü olarak benim ve yalnızca benim yapabileceğim ve iyi bir şekilde yapıldığı takdirde gerçekten bir fark yaratacak olan şey nedir sorusunu sorma alışkanlığını geliştirin. Bu sorunun cevabı sizin ve sadece sizin yapabileceğiniz bir görevdir. Eğer onu siz yapmazsanız o bir başkası tarafından yapılamaz. Ama eğer yaparsanız ve onu iyi bir şekilde yaparsanız o şu anda sizin işinize ve şirketinize en büyük katkıyı yapar. Peki o görev nedir? 4. O tek şey hangisi? Dördüncü olarak kendinize şu soruyu sorma alışkanlığını geliştirin. Eğer bütün gün boyunca sadece bir tek şey yapabilecek olsaydım, şirketime en büyük değeri katacak o tek şey ne olurdu? Eğer yaptığınız her şeyi bir kağıt üzerinde listelerseniz, onu tüm gün boyunca durmadan devamlı olarak yaptığınız takdirde diğer tüm görevlerinizden hatta diğer tüm görevlerinizin toplamından bile daha fazla değer katacak o tek görevi bulursunuz. Eğer onu tüm gün boyunca yapabilecek olsaydınız, İşinize ve hayatınıza en fazla değeri katabilecek olan o tek görev ve faaliyet nedir? Bu tek göreve gitgide daha fazla odaklanabilmek için zamanınızda ve işinizde nasıl bir düzenleme yapabilirsiniz? Kişisel etkinliğin en önemli anahtarlarından biri, işinize en büyük katkıyı sağlayan o birkaç faaliyet üzerinde daha becerikli hale gelme ve bunları yaparken daha çok vakit geçirme alışkanlığını geliştirmektir. Yaptığınız diğer her şey genellikle bu esas olan görevlerden daha az değere sahiptir. 5. Zamanınızın en iyi kullanımı nedir? 5. ve muhtemelen de kişisel yönetimdeki en önemli özellik niteliğindeki soru, şu anda zamanımın en değerli kullanımı nedir sorusunu sorma alışkanlığıdır. Her saatin her dakikasında daima bu sorunun bir cevabı vardır. Sizin bu soruyu doğru bir şekilde cevaplama beceriniz, yüksek performansın, maksimum seviyede verimin, kişisel etkinliğin ve büyük başarının anahtarıdır. En basit anlatımla, insanların başarılı olmalarının nedeni, o sırada yapmaları mümkün olan onca şey arasından sürekli olarak kendilerine en yüksek enerji getiri oranını, yani hayatın getiri oranını sağlayacak olan o tek şey üzerinde çalışma alışkanlığını geliştirmeleridir. İnsanların başarısız olmalarının nedeni ise gerçek önceliklerini belirleyememeleri ya da bunu yapmak istememeleri veya o önemli görevler tamamlanıncaya kadar sadece onlar üzerinde çalışacak ölçüde disipline sahip olmamalarıdır. Ara bölüm. Gelirinizi ve mesai dışı saatlerinizi ikiye katlayın. Ben koçluk programlarımda müşterilerime gelecek 12 ay içerisinde nasıl gelirlerini ve mesai dışı saatlerini ikiye katlayacaklarını öğreneceklerinin sözünü veririm.
Yakın zaman önce programın ilk toplantısından 90 gün sonraki ikinci toplantıda UN ayağa kalktı ve gruba hikayesini anlattı. 3 ay önce bu programa ilk katıldığımda baş başayken Brian'a gelirimi ve mesai dışı saatlerimi ikiye katlamanın benim için mümkün olduğuna inanmadığımı söyledim. 8 yıldır hızla büyümekte olan bir ileri teknoloji şirketinde çalışıyorum ve haftanın 5-6 günü günde 10-12 saat işte oluyordum. Eşimle ve iki çocuğumla yeterince vakit geçiremiyordum ve bu benim için çok büyük bir stres kaynağıydı. Ama hiçbir çıkış yolu bulamıyordum. Brian bana işimde bir ay boyunca yaptığım her şeyin bir listesini yapmamı söyledi. Listeye 16 madde yazdım. Brian listeye bile bakmadan bana anahtar soruyu sormamı söyledi. Eğer tüm gün boyunca listendeki işlerden yalnızca birini yapabilecek olsaydın, onlardan hangisi şirketine en büyük katkıyı sağlardı? Hemen işimde yaptığım en önemli şey gibi görünen işi belirledim. Ardından benden aynı soruyu sorarak listedeki en önemli ikinci ve üçüncü görevi belirlememi istedi. Yine listeye bakmadan belirlediğim o üç maddenin benim şirketime kattığım değerin %90 ya da daha fazlasından sorumlu olduğunu söyledi. Diğer her görev başkalarına devredilebilir ya da onlar için dışarıdan destek alınabilirdi. Listeyi incelediğimde Brian'ın haklı olduğunu gördüm. Ertesi sabah 10'da patronumla karşılıklı oturdum ve ona işim konusunda yaptığım analizden bahsettim. Ona listemdeki daha az değerli olan o 13 işi başkalarına vermek veya elimine etmek için yardımına ihtiyacım olduğunu ve bu sayede tüm zamanımı o en önemli 3 görev üzerinde çalışarak geçirebileceğimi söyledim. Patronuma eğer bu 3 göreve odaklanabilirsem verimimi ve şirkete kattığım değeri ikiye katlayabileceğime inandığımı ve eğer başarılı olursam ve verimimi ve sonuçlarımı ikiye katlarsam maaşımın 2 katına çıkmasını istediğimi söyledim. Patronum önce listeme sonra da bana baktı. Çok haklısın dedi. Bunlar senin yaptığın en önemli şeyler. Senin en önemli 3 görevin üzerinde çalışmana zamanın kalması için tüm bu daha önemsiz işleri başkalarına devretmene ve bunlar konusunda dışarıdan destek almana yardımcı olacağım. Bunlar senin yaptığın ve bu şirkette en büyük farkı yaratan 3 şey. Yuan hikayesini şöyle bitirdi. Sonuçta patronum yapacağını söylediği şeyi yaptı ve ben de yapacağımı söylediğim şeyi yaptım. 30 gün içinde çalışma haftamı günde 8 saate ve 5 güne indirmeyi başardım ve o güne kadar yaptığımın 2 katından çok şey üretiyordum. Hem gelirim hem de ailemle geçirdiğim zaman da 2'ye katlandı. Bu tamamen inanılmaz bir süreçti. Zamanınızın ve hayatınızın kontrolünü ele alın. Kişisel yönetim alışkanlıklarından birisi sürekli olarak sadece sizin yapabildiğiniz ve iyi bir şekilde yapıldığında işinizde gerçek bir fark yaratan o birkaç şeye odaklanmanızdır. Aynı anda da durmaksızın yaratıcılığınızı daha fazla şey yapmanın yollarını bulmak için değil, hayatınıza ve işinize pek de katkı sağlamayan görevleri elimine etmek, azaltmak ve onlar için dışarıdan destek almanın yollarını bulmak için kullanmalısınız. Gerçek şu ki zamanınızın ve hayatınızın kontrolünü ele almanızın ve verimliliğinizi, performansınızı ve aldığınız sonuçları artırmanızın derecesi, değeri az olan şeyleri yapmayı bırakma derecenize göre belirlenir. Bu gerçek bir fark yaratan o birkaç şey yapmak için zaman ayırmanızın tek yoludur. Sürekli olarak her görevi sorgulama ve şu soruları sorma alışkanlığını geliştirin. Bu görevin yapılmasının bile gereği var mı? Bu görev benim tarafımdan mı yapılmalı? Bu görev şu anda mı yapılmalı? Bu görevi neredeyse benim kadar iyi yapabilecek bir başkası var mı? Sadece sizin yapabildiğiniz ve işinize gerçekten değerli bir katkı sağlayan o birkaç şeye odaklanabilmek için mümkün olan her seferinde diğer görevleri başkalarına devredin ya da dışarıdan bir destek alın. ABCDE yöntemini uygulayın. Enerji getiri oranınızı artırabilmek için öncelikler belirlerken her gün güne başlamadan önce görev listenizi alma ve ona A, B, C, D, E yöntemini uygulama alışkanlığını geliştirin. Bu yöntemi uygularken belirli bir görevi yapmanın ve yapmamanın olası sonuçlarını düşünme alışkanlığını geliştirin. Potansiyel olarak ciddi sonuçları olacak bir görev yüksek öncelikli bir görevdir. Çok az sonucu olan bir görev düşük öncelikli bir görevdir. Ölçümlenen sonuçlar o görevi hemen mi sonra mı yapmanız yoksa hiç mi yapmamanız gerektiğinin en önemli belirleyicisidir. Faaliyetler listenizi inceleyin ve her birinin yanına bir A, B, C, D ya da E harfi koyun. A ile işaretlenmiş bir görev yapmak zorunda olduğunuz bir şeydir. Onu yapmanın ya da yapmamanın ciddi sonuçları vardır.
Bu görevin tamamlanması iş ve özel hayatınızın başarısı için şarttır. Listenizdeki tüm A görevlerini belirleyin. Eğer birden fazla A göreviniz varsa onları A1, A2, A3 şeklinde öncelik sırasına koyun. Bir B görevi ise yapmanız gereken bir şeydir. O bir ara yapılmalıdır. Eğer bunu yapmazsanız birisi rahatsız ya da mutsuz olacaktır. Ama onu tamamlamanın ya da tamamlamamanın doğuracağı sonuçlar A'ya göre hafiftir. Tüm A görevlerinizi tamamlayıncaya kadar asla bir B görevi yapmamanızsa unutmamanız gereken temel bir kuraldır. Bir C görevi yapmanızın hoş olacağı bir şeydir ama siz ya da bir başkası için hiçbir sonuç yoktur. Diğer bir deyişle o görevin yerine getirilip getirilmemesi pek de fark etmez. Tıpkı bitmemiş bir A göreviniz varken asla bir B görevini yapmamanız gerektiği gibi bitmemiş bir B göreviniz varken de asla bir C görevini yapmamanız gerekir. Bir D görevi ise başkalarına aktarabileceğiniz ve aktarmanızın da gerekli olduğu bir görevdir. Sadece sizin yapabildiğiniz şeyleri yapmak için zaman ayırmak adına başkaları tarafından yapılabilecek olan her şeyi başkalarına devretme alışkanlığını geliştirmeniz gerektiği bir kuraldır. Bir E görevi de elimine edebileceğiniz ve mümkün olduğunca çabuk elimine etmeniz gereken bir şeydir. Siz zamanınızın kontrolünü sadece hayatınızda ve işinizde gerçekten bir fark yaratan şeyleri yapmaya odaklanmak için az değerli ve değersiz olan her şeyi elimine ettiğiniz ölçüde elinize alabilirsiniz. Başarı için en kuvvetli araç sizin düşünme becerinizdir. Bu becerinin onu ne yapacağınıza ve onları hangi sırayla yapacağınıza karar vermek için kullanmanızdan daha önemli olduğu başka bir alan yoktur. Size olan, başınıza gelen her şeyi büyük ölçüde zamanınızı neler yaparak geçireceğiniz üzerinde aldığınız kararların doğruluğu belirler. Ve siz seçiminizde her zaman özgürsünüz. Pareto ilkesini uygulayın. Yaptığınız her şeyde 80-20 kuralını uygulama alışkanlığını geliştirin. Bu kural ilk kez 1896'da Vilfredo Pareto tarafından ifade edilmişti ve her alanda yaptıklarınızın %20'sinin, yaptığınız her şeyin değerinin %80'inden sorumlu olacağını söyler. Bu potansiyel müşterilerinizin %20'sinin, müşterilerinizin %80'i haline geleceği anlamını taşır. Müşterilerinizin %20'si, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin %80'ini satın alacaktır. Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin %20'si elde ettiğiniz karların %80'inin sorumlusu olacaktır. Bu kural aynı zamanda müşterilerinizin %20'sinin sorunlarınızın ve masraflarınızın %80'inden sorumlu olacağı anlamına da gelir. 10 maddesi bulunan herhangi bir listedeki 2 madde geriye kalan 8 maddenin toplamından daha değerli olacaktır. 80-20 kuralını iş ve özel hayatınızın her bölümüne uygulamayı bir alışkanlık haline getirin. Örneğin 10 sevgilinizden sadece ikisinden elde edeceğiniz mutluluk, 8'inden elde edeceğiniz mutluluğun ve keyfin tamamına eşittir. Burası şakaydı tabii. Diğer %80'lik bölümle aynı zamanı alan ama onlardan birkaç kat daha değerli olan %20'lik bölümdeki maddelere veya görevlere odaklı kalmaya devam edin. Çoğu insan zamanını yapması gereken birçok şey arasında paylaştırır. Ama son derece üretken insanlar her görevin taşıdığı değere bakarlar ve o görevlere bu değerler doğrultusunda zaman harcarlar. Bunu siz de böyle yapmalısınız eğer başarılı olmak istiyorsanız. Erteleme alışkanlığının üstesinden gelin. Geliştirebileceğiniz en önemli kişisel yönetim alışkanlıklarından biri, erteleme alışkanlığının üstesinden gelme ve en önemli olan işinizi en önce halletme alışkanlığıdır. Dünya çapında çok satan Ye O Kurbağayı isimli kitabımda zamanınızı ve hayatınızı organize etmek, en önemli görevinizi seçmek, o görev üzerinde işe koyulmak ve tamamlanana kadar kararlı bir şekilde onun üzerinde çalışmak için öğrenebileceğiniz etkinliği kanıtlanmış, kullanışlı bir yöntemden bahsederim. Benim öğrettiğim ilkelerden biri, çoğu zaman düşündüğünüz şeye dönüştüğünüz gerçeğine dayanır. Ve siz aynı zamanda çoğu zaman kendinize söylediğiniz şeye de dönüşürsünüz. Dımdır dım 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 dır dım 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 dır dım 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 dır dım 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 dım. Kendinizi bir şeye ertelerken bulduğunuz her seferinde
kendinize kesin ve kararlı bir şekilde bunu şimdi yap, bunu şimdi yap, lanet olsun bunu şimdi yap sözcüklerini tekrarlayın. Bu ifade sizi yeniden odaklar ve önemli göreviniz üzerinde çalışmaya geri dönmek için sizi kamçılar. En önemli görevinize kararlı bir şekilde konsantre olmak ve tamamlanana kadar onu bırakmamak için kendinizi ne kadar disipline ederseniz o kadar çok enerjiniz olur. Önemli bir görevi tamamladığınız her seferinde beyniniz endorfin adı verilen bir nörotransmitter salgılar. Endorfin bize kendimizi mutlu ve enerjik hissettirir. Hadi bakalım Cem Yılmaz. Adrenal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. Yani o doğanın mutluluk ilacıdır. Beyniniz endorfin her salgıladığında kendinizi mutlu, canlı, motive olmuş, pozitif ve coşkulu hissedersiniz. Endorfin sizi daha pozitif, yaratıcı ve kendinden emin yapar. Önemli bir görevi tamamladığınız her seferinde beyniniz aniden bolca endorfin salgılar ve bu da sizi daha fazlasını yapmak için motive eder ve harekete geçirir. İşi tamamen bitirmek. En önemli göreviniz üzerinde çalışmaya başlama ve o %100 tamamlanıncaya kadar durmaksızın çalışmaya devam etme alışkanlığı aynı zamanda zaman kazanmanızı sağlayan harika bir yoldur. Bir görevi uzattıkça uzatmak ve parça parça azar azar yapmak da zamanınızı boşa harcamak için harika bir yoldur. Açıklamama izin verin. Her görevin 3 bölümü bulunur. İlk olarak ısınır ve göreve hazırlanırsınız. İkinci olarak görev üzerinde çalışırsınız ve üçüncü olarak da yavaşlar ve elinizdeki işi bir kenara bırakırsınız. İşi bitirmeden evvel durduğunuz ve sonra yeniden üzerinde çalışmaya başladığınız her seferinde bir ısınma ve soğuma sürecinden geçmek zorunda kalırsınız. Bu netice olarak toplamda görevi hiç bırakmasaydınız, onu tamamlamak için gerekecek zamanın %500 kadar fazlasını harcamanıza yol açar. Tahminlere göre e-posta, kısa mesaj veya bir aramayı cevaplamak gibi elektronik kesintiler için işinizi yapmayı bıraktığınızda işe geri dönmeniz yaklaşık 17 dakika almaktadır. Ortalama bir yetişkin e-postalarını günde 3 ila 150 kez kontrol eder. Tüm bu kontrol etmeler stres ve verimsizliğin ana sebebidir. Onlar her ne olurlarsa olsunlar, kendinizi, görevlerinizi bitirmek için disipline etme alışkanlığını geliştirin. Bu şekilde sadece daha fazla şey halletmekle kalmazsınız. Aynı zamanda işinizi bitirmiş olmak size daha da fazlasını yapmak için motivasyon ve enerji verir. Kararlı ve maksatlı bir şekilde bir tek şeye, en önemli şeye konsantre olmak, kişisel verimliliğiniz için geliştirebileceğiniz en kuvvetli alışkanlıklardan biridir. Kişisel verimlilik formülü. Tıpkı bir yemek tarifi gibi öğrenebileceğiniz ve sizin için otomatik ve kolay bir hale gelene kadar pratik edebileceğiniz bir verimlilik formülü vardır. Veriminizi artırmak için aşağıda açıklayacağımız çok önemli 7 madde açısından düşünme alışkanlığını geliştirdiğinizde veriminizi, performansınızı ve sonuçlarınızı kısa sürede 2'ye katlayabilirsiniz. Madde 1. Sıkı çalışın. Kitabın önceki bölümlerinde de bahsettiğim gibi öncelikle diğer herkesten daha uzun ve daha sıkı çalışma alışkanlığını geliştirin. İşe biraz daha erken başlayın, biraz daha sıkı çalışın ve işten biraz daha geç çıkın. İşte olduğunuz zamanın tamamında çalışın. İşe başladığınızda zamanınızı boş şeylere harcamayın, bir şeylerle oyalanmayın. İşe koyulun ve tüm gün çalışın. Sadece bu alışkanlık bile verimliliğinizi daha ilk günden %50 ila 100 arasında artırabilir. Madde 2. Hızlı çalışın. İkinci olarak daha hızlı çalışma ve işi çabuk bitirme alışkanlığını geliştirin. Hızlanın. Bir yerden bir yere giderken ve bir işten bir diğerine geçerken daha hızlı olun. Bir aciliyet hissi ve eyleme yönelik bir meyil geliştirin. İşleri yanına gelinip kolaçan edildiğinde halleden biri olarak tanınmaktansa her şeyi çabucak yapan biri olarak tanının. Madde 3. Akıllıca çalışın. Üçüncü olarak bu bölüm boyunca bahsettiğimiz gibi en önemli şeyleri en önce yapma alışkanlığını geliştirin. Yaptığınız her şeyin, onu yaptığınız diğer her şeyden daha çok veya daha az önemli yapan bir değere sahip olduğunu unutmayın. Bir şey yapmak, bir başka şey yapmamak anlamına gelir diyen üçüncü halin imkansızlığı ilkesini unutmayın. Her ne yapıyor olursanız olun,
Onun o anda yapabileceğiniz en önemli şey olduğundan emin olun. Aksi takdirde daha önemli görevleri askıya alıp durmaya devam edersiniz. Üzücü bir gerçek şudur ki, önemsiz bir görevi olağanüstü bir şekilde yapsanız bile onun kariyeriniz üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Aslına bakarsanız düşük önceliğe veya değere sahip bir şey üzerinde iyi bir iş çıkarmak için fazlasıyla zaman harcamak kariyerinize zarar bile verebilir. Çünkü bu sizi gerçekten önemli olan bir şey üzerinde çalışmaktan alıkoyar. Yönetim danışmanı Benjamin Trago'nun bir keresinde yazdığı gibi, olabilecek en kötü zaman kullanımı, yapılması hiç de gerekmeyen bir işi çok iyi bir şekilde yapmaktır. Madde 4. Güçlü yanlarınız üzerinde çalışın. Dördüncü olarak yapmakta daha iyi olduğunuz şeyler üzerinde çalışma alışkanlığı geliştirin. Kariyeriniz boyunca geliştirdiğiniz ve sizin belirli bir şeyleri hızlı ve iyi bir şekilde yapmanıza olanak tanıyan özel yetenekler ve beceriler bulunur. Siz bu konularda daha az hata yapar ve dolayısıyla geriye dönüp düzeltmeler yapmak zorunda kalmadığınız için zamandan ciddi anlamda tasarruf edersiniz. Daha iyi yaptığınız şeyleri yaparak ne kadar çok zaman geçirirseniz o işler üzerinde o kadar iyi hale gelirsiniz ve onların daha fazlasını daha kısa süre içinde halledersiniz. Peki sizin işinizde yapmakta en iyi olduğunuz önemli görevler neler? İşinizi onların gittikçe daha fazlasını daha iyi şekillerde yapabilmenize olanak tanıyacak doğrultuda nasıl düzenleyebilirsiniz? Ara bölüm, kendinizi mükemmeliyete adayın. Kariyerimin başlarındayken büyük bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalışıyordum. Metin yazarlığı işine girmeye karar verdiğimde bir kütüphaneye gittim ve bu konu üzerine sahip oldukları her kitabı inceledim. Saatlerce, gece geç saatlere kadar okudum, çalıştım ve metin yazma alıştırmaları yaptım. En sonunda bu alanda bir işe girdiğimde kıdemli bir metin yazarının dikkatli denetimi altında haftanın 5 günü günde 8 ila 10 saat arasında reklam metinleri yazdım durdum. Bugün ortalama bir insanın uzaktan kumandayla televizyondaki kanalı değiştirebildiği kadar kolay ve kısa bir sürede kolay anlaşılan, ikna ve motive edici reklam metinleri yazabiliyorum. Kendi şirketimin reklamları ve broşürleri için herkesten daha hızlı bir şekilde mükemmel metinler yazabiliyorum. Benim çıkardığım işi daha düşük kalitede çıkarmak başka insanların saatlerini alabilir. Madde 5. Daha verimli bir şekilde çalışın. Beşinci olarak görevlerinizi gruplandırma alışkanlığını geliştirin. Bu prensip ne kadar benzer işi ard arda yaparsanız aynı grupta birbirinin ardından gelen her işi o kadar daha hızlı ve öncekiyle aynı ya da ondan daha yüksek kalitede tamamlarsınız der. Örneğin tüm e-postalarınıza bir kere de cevap verin. İş tekliflerinizin tümünü bir kere de yazın. Tüm yazışmalarınızı bir kere de düzene koyun ya da tüm masraflarınızı bir araya toplayın. Tüm raporlarınızı bir kere de yazın. Telefonla potansiyel müşteriler arama görevinizi bir kere de yapın. Verimlilik üzerine uzman olan kişilerin hesaplarına göre elinizde 10 tane birbirine benzer görev olduğunda ve siz onları beraberce bir kere de ard arda yaptığınızda listedeki 10. göreve geldiğiniz sırada o kadar verimli ve etkin bir şekilde çalışıyor olursunuz ki onun için harcadığınız zaman listenizdeki ilk görevi yapmak için harcadığınız zamanın sadece %20'si olur. Görevlerinizi gruplandırmak güçlü bir kişisel verimlilik alışkanlığıdır. Madde 6. Daha iyi çalışın. Altıncı olarak devamlı surette önemli görevleriniz üzerinde gelişme ve daha iyi hale gelme alışkanlığını geliştirin. Bu en etkili zaman yönetimi prensiplerinden biridir. Yaptığınız şeyde ne kadar iyi hale gelirseniz, yaptığınız şeyin daha fazlasını daha kısa sürede yaparsınız. Bazen önemli bir beceri üzerinde bir gelişme ve iyileşme sağlamak çoğaltıcı bir etkiye neden olabilir ve işinizin diğer birçok alanındaki verimliliğinizi ve performansınızı artırabilir. Örneğin eğer klavyede nasıl yazı yazılacağını bilmiyorsanız sadece iki parmağınızı kullanarak yazar ve ne kadar uzun süre çalışırsanız çalışın neticede dakikada sadece 5 ya da 8 kelime yazarsınız. Ama eğer tuşlara bile bakmadan klavyeyi 10 parmak kullanmayı öğrenmeye karar verirseniz, popüler olan 10 parmak klavye kullanımı programlarından herhangi birini bilgisayarınıza indirebilir, günde 20-30 dakika pratik yapabilir ve sonuçta 90 gün içinde klavyeyi dakikada 50-80 kelime yazacak şekilde kullanılır hale gelebilirsiniz. Bunu yaptığınızda klavye kullanma konusundaki randımanınızı ve veriminizi %1000 oranında artırmış olursunuz.
Herkesin öğrenebileceği tek bir beceriyi geliştirerek tüm internet dünyasını kendinize açmış olursunuz. Geliştirebileceğiniz hangi beceri sizin diğer becerilerinizi daha yüksek bir seviyede kullanmanıza yardımcı olabilir. Eğer herhangi bir beceri üzerinde tam anlamıyla mükemmel olabilseydiniz, bunlardan hangisi kariyerinize ve gelirinize en büyük pozitif etki yapardı? Bugünden başlayarak o beceriyi geliştirmek için ne yapabilirsiniz? O her neyse, onu bir hedef olarak belirleyin, bir plan yapın ve sonra o beceri üzerinde uzmanlaşana ve onu kişisel beceri setinizin bir parçası haline getirene dek her gün o alan üzerinde kendinizi geliştirmek için çalışın. Madde 7. İş için hazırlanın. Kendinizden ve hayatınızdan en fazlasını elde etmek ve zamanınızın öz sermaye getiri oranını artırmak için şirketinizdeki ve dışarıdaki insanlarla olan her toplantı ve görüşmenize enine boyuna hazırlanma alışkanlığını geliştirmelisiniz. Kapsamlı ve etraflıca bir hazırlık yapmak başlangıçta biraz zaman alır ama sonradan size ciddi miktarda zaman kazandırabilir. Müşteriler daima bir satıcının ne zaman tam anlamıyla hazırlıklı olduğunu bilir. Jüri üyeleri daima bir avukatın ne zaman tam anlamıyla hazırlıklı olduğunu bilir. Muhtemel işverenler daima iş başvurusunda bulunan bir kişinin ne zaman tam anlamıyla hazırlıklı olduğunu bilir. Önemli bir toplantıdan önce ödevinizi yapmayı ve hazırlıklarınızı tamamlamayı bir alışkanlık haline getirin. Bazen hazırlıklı olmak, mevcut herkesi etkilemeye ve büyük bir başarı elde etmeye olanak tanıyan çok önemli bir faktördür. Ara bölüm. Hazırlık yapmanın önemi. Bir süre önce büyük bir şirketin başkan yardımcısı benden yıllık genel kurul toplantılarına katılmamı ve stratejik planlama yapmalarına önderlik etmemi istedi. Görünüşe göre şirketin başkanı gayet dik kafalı ve baskın birisiydi. Ve her strateji tartışmasına hükmediyor, diğer yöneticilerin bir fikir ya da görüş katkısında bulunmasına izin vermiyor veya çok azına izin veriyordu. Sonuç olarak yöneticiler demoralize olmuş durumdaydı ve şirket de piyasada batmamak için çırpınmaktaydı. Başkan yardımcısı benim başkana ve kıdemli yöneticiler ekibine sürpriz bir yardımcı olarak katılacağım günü organize etti. Bu grubu sağlam bir şekilde bir araya getirmekte başarılı olamazsam şirketin yüzleşeceği sonuçlar ciddi olabilirdi. Bu nedenle başkan yardımcısından önceki kurul toplantılarının özetini ve gündemlerini bana göndermesini istedim. Neticede elime bilgisayarda temize çekilmiş ve önceki yıla ait yaklaşık 200 sayfalık not ve gözlem geçti. Her şeye rağmen iyi bir iş çıkarmaya kararlıydım. Oturdum ve geçmişte meydana gelen tartışmaları okuyarak, inceleyerek ve notlar alarak en az 12 saatimi harcadım. Başkanın kendi fikirlerinin önemine dikkat çekmek için durmadan Peter Drucker ve Tom Peterson sözlerinden alıntılar yaptığını fark ettim. Bu iki yönetim uzmanının çalışmalarına son derece aşinaydım. Toplantı başladığında herkes U şeklindeki masanın etrafındaki yerini aldı. Benim bu toplantıya katılmamı isteyen başkan yardımcısı ayağa kalktı, başkan da dahil olmak üzere beni herkese tanıştırdı ve tartışma esnasında yardımcı olmam için beni buraya davet ettiğini açıkladı. Herkes önce birbirine, sonra başkana, sonra da bana baktı. Odayı gergin bir hava kaplamıştı. Ayağa kalktım ve beni davet ettikleri için onlara teşekkür ettim. Onlara önceki yıl yaptıkları tartışmaların ve toplantıların notlarını dikkatlice incelediğimi söyledim ve toplantı öncesinde herkesin isimlerini ve geçmişlerini ezberlemiş olduğumdan bu önemli yöneticilerin her birine isimleriyle hitap ettim. En sonunda ayakta duran ve müdahale etmeye hazır görünen başkana baktım ve ona "Ben her zaman Peter Drucker ve Tom Peterson'ın büyük bir hayranı oldum." dedim. Başkan olduğu yerde şaşkınlıkla baka kaldı. Sonra hızlıca iki yazarın da okuduğum ve üzerinde etraflıca çalıştığım birkaç kitabından bahsettim. Herkes onun nasıl tepki vereceğini beklerken odaya sessizlik hakimdi. Birkaç saniye sonra yeniden koltuğuna oturdu ve "Harika, o zaman toplantıyı siz yönetin." dedi. O toplantının ve onun ardından gelen toplantıların sonuçları çok verimliydi. Çok şey hallettik ve yeni bir stratejik plan oluşturma konusunda muhteşem bir başarıya imza attık. Gruba engel teşkil eden gerilim ve stres ortadan kalktı. Herkes mutlu ve rahatlamış haldeydi. Tüm grup birbirine bağlı ve üretken bir hale geldi. Sonrasında birkaç yönetici yanıma geldi ve bana "Bu şirketi muhtemelen siz kurtardınız." dedi. Bunun anahtarı olan şey yaptığım hazırlıktı. Ne zaman bir konuşma, seminer veya stratejik planlama toplantısı için hazırlık yapmak adına gereken zaman ve emek miktarını düşünsem,
kendime hep bu deneyimi hatırlatırım. Böyle bir tabir yok. Yakın zaman önce Los Angeles'ta görülen büyük bir davada tanıklık yapmaya hazırlanıyordum. Davanın kıdemli avukatıyla birkaç saat süren bir görüşme yaptım. Görüşmenin sonunda bana bir kutu dolusu materyal uzattı ve şöyle dedi. Umarım tanıklık etmeden önce bunları okuma şansınız olur. Daima her önemli toplantı için kapsamlı bir hazırlık yapmaya inanırım. Aslında ben aşırı hazırlıklı olmaya inanırım diye cevap verdim. Doğrudan gözlerimin içine baktı, gülümsedi ve böyle bir tabir olduğunu sanmıyorum dedi. Daha sonradan onun Birleşik Devletler'deki en yetenekli ve en çok ücret alan avukatlardan biri olduğunu öğrendim. Sadece benim tanıklık ettiğim davada bile o müvekkilini 300 milyon dolardan fazla para ödemekten kurtardı. Ve bunu aşırı hazırlıklı olmaya olan adanmışlığının sonucunda yaptı. Siz de aynısını yapmalısınız. Enine boyuna hazırlık yapma alışkanlığını geliştirmenin en muhteşem avantajı, bunun girdiğiniz her toplantıda size müthiş bir kendine güven ve yetkinlik hissi sağlamasıdır. Bu size en iyi performansınızı sergilemenize, işte başarı elde etmenize ve kişisel zaferler kazanmanıza imkan tanıyan psikolojik bir avantaj sağlar. Hep dakik olun. Geliştirmeniz gereken bir diğer alışkanlık dakik olma alışkanlığıdır. İnsanların %5'inden azı her zaman dakiktir ve herkes onların kim olduklarını bilir. Onlar dikkat çekerler. İnsanlar onlara hayranlık ve saygı duyar. Fırsat kapıları o insanlar için açılır. Sadece dakik olma alışkanlığının bir neticesi olarak onların diğer insanlardan daha değerli ve daha yetenekli oldukları düşünülür. Efsanevi beyzbol koçu Vince Lombardi Green, Bay Packers'ın başına geçtiğinde oyuncuların genellikle otobüse programlanan kalkış saatinden geç geldiklerini gördü. Ardından otobüsün kalkış saatinden 15 dakika öncesini işaret eden ve adına Lombardi zamanı dediği kuralı getirdi. O günden itibaren eğer otobüs saat 10'da kalkacaksa herkesin 9.45'te otobüste olması beklendi. Zamanında gelmeyen olduğunda otobüs o kişi olmadan kalktı ve o kişi bir sonraki gün oyuna çıkamadı. Oyuncuların mesajı almaları için bunun sadece bir kez yaşanması yetti. Sıklıkla yaptığınız her şeyin kısa sürede yeni bir alışkanlık haline geldiğini unutmayın. Sadece bugünlüğüne tüm toplantılarınız için dakik olmaya karar verin. Tüm hayatınızı bir anda değiştirmeye çalışmayın. Dale Carnegie'nin hava geçirmez günler adını verdiği ve dün yapmış olduğu bir şeyin etkisinin ya da yarın olabilecek bir şeyin endişesinin bugüne sızmasına ya da etki etmesine izin vermediğiniz bir zihniyetle yaşayın. Yenisi size yerleşene ve sizde kalıcı hale gelinceye kadar gün be gün her seferinde bir davranışı geliştirmeye odaklanın. Sıradaki randevunuz veya toplantınız için dakik olmaya karar verin. Sonra ondan sonraki toplantınız için dakik olmaya karar verin. Bu sizin için otomatik ve kolay bir hal alana kadar bunu her toplantı veya faaliyetiniz için yapın. Böylelikle dakik olma alışkanlığını kısa sürede geliştirirsiniz ve hayatınızın diğer yönleri de aynı anda değişiyor ve iyileşiyor gibi görünür. Kısıtlayıcı faktörünüzü belirleyin. Kişisel verimlilik konusunda önemli olan anahtar noktalardan biri, hayatınızın herhangi bir alanındaki bir hedefe ulaşma hızınızı belirleyen kısıtlayıcı tanımlama alışkanlığını geliştirmektir. Bunu yapmaya ulaşmak istediğiniz bir hedefi tanımlayarak başlayın. Bu hedef finansal, kişisel veya sağlıkla ilgili bir hedef olabilir. Sonra da bu hedefe ulaşma hızımı belirleyen faktör hangisi diye sorun. Örneğin eğer satışlarınızı artırmak istiyorsanız, önünüzdeki kısıtlayıcı ya da engel, her gün konuştuğunuz muhtemel müşterilerin sayısı olabilir. Eğer bu sizin için asıl önem taşıyan kısıtlayıcı faktörse, tüm yaratıcılığınızı ve enerjinizi bu kısıtlayıcının etkisini daraltmaya odaklayın. Zamanınızı ve faaliyetlerinizi her iş gününde gördüğünüz insanların sayısını artıracak şekilde düzenleyin. Konu işiniz olduğunda hedefiniz belirli bir finansal sonuca erişmek olmalıdır. Sizin bu hedefe ulaşma hızınızı belirleyen şey nedir? Etkisini hafifletmeye ya da onu ortadan kaldırmaya odaklanmadan önce engeli ya da kısıtlayıcı faktörü doğru bir şekilde belirlediğinizden emin olmak çok önemlidir. Good to Great isimli kitabında Jim Collins işiniz için doğru ekonomik paydayı belirlemenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeker. Bu işletmenizin tümünün veya belirli bir faaliyetin başarısını veya başarısızlığını belirleyen kritik rakamdır.
Örneğin satışlarınızı artırma konusundaki kısıtlayıcı faktörünüz, konuştuğunuz muhtemel müşterilerin sayısı değil de onların kaliteleri olabilir. Daha önce bahsettiğimiz 4 pazarlama prensibini uygulayarak satın alması çok daha muhtemel olan potansiyel müşterileri belirleyebilir ve gayretlerinizi onlara odaklayabilirsiniz. Belki de sorun sizin temel satış becerilerinizdir. Belki satışlarınızı artırmanızın önünde duran kritik engel, sizin etkili bir satış sunumu yapma ve müşterinin harekete geçmesini sağlama konusundaki becerinizle ilgilidir. Eğer cevap buysa, o zaman çözüm daha fazla insanın karşısına çıkmak için çılgıncasına gayret sarf etmek değil de, yaratıcılığınızı ve enerjinizi satış becerilerinizi geliştirmeye odaklanmak olacaktır. Satın alım sayısını ikiye katlamak. En iyi restoranlar işin büyümesi önündeki en önemli kısıtlayıcı faktörü belirlemişlerdir. Bu her insanın tükettiği gıda ve içecek miktarı değildir. Bu büyük ölçüde sabit bir şeydir. Yapılan pazarlama ne kadar ustalıklı veya garson ne kadar kibar olursa olsun, insanlar ortalama olarak yaptıklarından çok daha fazla yiyip içmezler. Bunun yerine bir restoran işinin ve diğer çoğu işin büyümesinin önündeki en önemli kısıtlayıcı faktör, müşterilerin yıl içinde oraya ne kadar sık geri geldikleridir. Benim müşterilerimden olan bir restoran, ortalama bir misafirin restorana 2 ayda bir geldiğini fark etti. Bunun üzerine bir müşteri hizmetleri ve memnuniyet programı tasarladılar ve bu o kadar etkili oldu ki insanlar o restorana daha sık gelmeye başladılar. Bu sıklık başlangıçta ortalama 6 haftada 1'e, sonra da 4 haftada 1'e indi. Bu stratejiyi kullanarak müşterim yeni misafirleri kendisine çekmek için maliyetli bir reklama gerek kalmadan restoranın satışlarını ve karlılığını 2'ye ve 3'e katlamayı başardı. Yeni insanlar bulmaktansa aynı kişilerle devamlı iş yapmak daha büyük bir başarının anahtarıdır. Kendinizi gözden geçirin. Kendi hayatınıza ve işinize bir bakın. Kendinize benim en önemli hedeflerimi ne hızla elde ettiğimi belirleyen faktörler nelerdir diye sorun. 80-20 kuralı kısıtlayıcı faktörler konusunda özel bir geçerliliğe sahip gibi görünür. Sizi hedefinize ulaşmaktan alıkoyan kısıtlamaların tam tamına %80'inin sizin içinizde olduğunu, sizden kaynaklandığını görürsünüz. Onlar sizin tutumlarınızın, inançlarınızın, korkularınızın veya sahip olmadığınız belirli bir beceri ya da niteliğin içinde barınır. Sorunlarınıza çözümler bulmak için kendinizi gözden geçirme alışkanlığını geliştirin. Kendinize bende olan ve beni bu hedefime ulaşmaktan geri tutan şey nedir diye sorun. Bu her neyse onu net bir şekilde belirleyin, tanımlayın, o kısıtlamayı aşmayı kendinize bir hedef olarak belirleyin ya da bunu bir alışkanlık olarak geliştirin. Ve başarı sağlayıncaya dek her gün bu konu üzerinde eyleme geçin. Robert Browning'in yazdığı şeyi ben başka sözcüklerle açıklıyorum. Bir kişinin kavgası önce kendisinden başladığında o zaman o kişi gerçekten de bir şeylere değen bir insandır. Zaman hakkındaki düşünüşünüzü değiştirin. Gençliğimde ara sıra zaman yönetimi üzerine bir kitap ya da yazı okurdum. O sırada benim hayatımın güneş, zaman yönetiminin ise onun yörüngesinde dönen gezegenlerden biri olduğu fikrine sahiptim. Aradan yıllar geçip zaman yönetiminin benim hayatımın güneşi ve bana olan diğer her şeyin de zamanımı nasıl kullandığımın yörüngesindeki gezegenler gibi olduğunu fark ettiğimde benim için büyük bir değişim gerçekleşti. Bu anlayışın hayatım ve işim üzerinde derin bir etkisi oldu. Kural şudur. Eğer zaman yönetiminizin kalitesini artırırsanız, hayatınızın kalitesini artırırsınız. Düzenli olarak zaman yönetimi konusunda bir şeyler okumayı alışkanlık haline getirin. Bu konu üzerine olan sesli programları dinleyin ve kitapları okuyun. Zamanınızı bir uygulama kullanarak planlayın ve önemli görevleriniz için kendinize hatırlatıcılar oluşturun. Gerçek şu ki, zaman yönetimi konusunda fazlasıyla iyi bir hale asla gelemezsiniz. Öğrendiğiniz, uyguladığınız ve bir alışkanlık haline getirdiğiniz her yöntem, teknik ya da stratejik, hayatınıza aniden pozitif bir etki yapar. Kısa süre içinde, sabahtan akşama kadar sizin için otomatik ve kolay bir hale gelen zaman ve kişisel yönetim alışkanlıklarını geliştirdiğinizde,
üretkenliğinizi, performansınızı, sonuçlarınızı ve gelirinizi 2, 3 ve hatta 10 kat artırırsınız. Kariyerinizi hızlı bir ilerleme yoluna sokarsınız. Daha kısa sürede daha çok işi daha kaliteli olarak sonuçlandırır ve daha fazla para kazanırsınız. Seçtiğiniz herhangi bir alanda büyük bir başarıya ulaşmak, basitçe olağanüstü sonuçları elde etmekle tutarlılık gösteren alışkanlıkları geliştirmekle ilgili bir meseledir ve tüm alışkanlıklar öğrenilebilirdir. Dakiklik, düzen, özen gösterme ve her seferinde bir hedefe konsantre olma kararlılığı alışkanlıkları olmadan şimdiye kadar yaptıklarımı asla yapamazdım. Charles Dickens, David Copperfield kitabından. Bölüm sonu uygulamaları. Bu bölüm sonu uygulamaları, sevgili Read Well Reach takipçisi, tüm bölümün bir özeti niteliğinde. Aslında bir özeti olmanın da ötesinde buradaki birer ikişer cümlelik bölüm sonu uygulamalarını yani pratiklerini, alıştırmalarını duyduğunuzda bu 7. bölüm içerisinde, bu video içerisindeki ara bölümlerin konularını tekrar hatırlamış olacaksınız. Şu an 1 saati çoktan devirdik ve muhtemelen ya bu video acaba başlarda neyden bahsediyordu diye düşünseniz bulamayacaksınız. Mükemmel bir hafızaya sahip değilseniz benim gibi. Ben de değilim çünkü. Ben bile okuduğum yeri unutuyorum. Bu yüzden tekrar önemli ve özetler de önemli. Burada şöyle bir uyanıklık bazılarının aklına gelebilir. Pekala, bundan sonra Read Well Reach'te dinleyeceğim Milyon Dolarlık Alışkanlıklar kitabının videolarının sadece sonundaki uygulamalar kısmını dinleyeyim. Konuyu kapmış olurum diye düşünebilirsiniz. Ama bu büyük bir yanlış olur çünkü buradaki birer ikişer cümlelik uygulamalar size dinlemiş olduğunuz ana metni hatırlatacak nitelikte birer işaretçi. Eğer öncesinde o yerleri hiç dinlemediyseniz, elle tutulur ciddi bir şey anlamanız imkansıza yakın derecede. İsterseniz bir deneyin. Bir sonraki 8. bölümü seslendirirken Milyon Dolarlık Alışkanlıklara dair. Orada bir deneyin isterseniz. Aynı etkiyi yaratmayacaktır. Bunun faydası yalnızca bölümün tamamını dinlemiş olanlara güzel birer hatırlatıcı ve birer ev ödevi niteliğinde. Hadi burayı da okuyalım ve videoyu kapatalım. Bölüm sonu uygulamaları. 1. Her güne şimdiki zaman kipi kullanarak hedeflerinizi yeniden bir deftere yazarak başlayın. Bunu yapmak hedeflerinizi bilinçaltı zihninize programlar. 2. Zamanınız yapmanız gereken her şeyin bir listesini yaparak her gününüzü önceden, tercihen bir gece öncesinden planlayın. 3. Günlük çalışma listenizi 80'e 20 kuralını, ABCDE yöntemini veya her ikisini de kullanarak önceliklere göre düzenleyin. 4. Her sabah ilk önce en önemli ve değerli göreviniz üzerinde işe koyularak erteleme alışkanlığının üstesinden gelin. 5. Her görev üzerinde kararlı bir şekilde çalışın ve o görev tamamlanana kadar onun üzerinde hiç durmadan çalışmak için kendinizi disipline edin. 6. Önem taşıyan her toplantı için kapsamlı bir hazırlık yapın. Ödevinizi önceden yapın ki olabilecek her şeye karşı daima hazırlıklı olun. 7. Her randevunuz için dakik olmaya ve her görevi sözü verilen son teslim tarihinden önce tamamlamaya kesin karar verin. 8. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.